Bundan sonra yeni bir gün yok. Hepimiz o güne kavuşacağız. Belki yarın, belki 40 yıl sonra, belki 50 yıl sonra, işte yani kaç yıl sonra olursa olsun. Ama hepimiz ertesi olmayan bir güne kavuşacağız. Hepimizin en sevdikleri yakınlar da ertesi olmayan bir güne kavuşacaklar. Dini konularla ilgilenmeye ilk başladığım günden beri kendime sorduğum bir soru var. Benim dini konulara girmemde, yaşamamda buna benzer soruları kendime sormamın çok etkisi olmuştur. O zaman daha lise talebesiydim ilk bu konularla ilgilenmeye başladığımda. Şimdi profesör oldum. Hala aynı sorunun, o basit sorunun etkili olduğunu düşünüyorum. Bir soru da bence gerçekten böyle hani bir liseliye, bir üniversiteliye, bir profesöre her yaşta ve her kültür düzeyinde bir kimse etkili olabilecek bir soruysa bence o soru gerçekten güçlü bir sorudur. O soru şu bence. Şu anda ölmüş olsam geçmişte nasıl bir hayat yaşamış olmak isterdim? Bu soruyu hepimiz kendimize, kendi kendimizi kandırma sürecimiz dursun diye sorabiliriz. Gerçekten soralım, bir an gerçekten samimi olarak düşünelim. Şu anda öldük. Ve biz geçmişte nasıl bir hayat yaşamış olmak isterdik? Daha lüks katlarda, arabalarda mı vakit geçirmek isterdik? Bu muydu biz yani şu andaki acil isteğimiz bu oldu? Vah vah, şöyle bir araba almadım, keşke o arabayı da bir alıp da yaşasaydım mı deriz? Vah işte şu ülkeye gidemedim mi deriz? Eğer ki Allah'ın ve ahiretin varlığına inanıyorsak tabii. İnanmıyorsak zaten hepsi boş yani. Ne konuşsak boş. Ama Allah'ın ve ahiretin varlığını anlıyorsak herhalde hepimiz şunu derdik. Ya şu anda hesap var, sorgu var. Ben Allah rızası için ne yaptım ya? Dünyada bak mal mülk hepsi geride kaldı. Sevdiklerim, yakınlarım hepsi de geride kaldı. Şu anda benle tek kalan Allah'ın rızasını kazanıp kazanmadığım ve amelim. Ben şu anda ölmüş olsaydım mantıklı bir insan olarak geçmişte Allah rızası için daha çok şey yapmak isterdim. Daha iyi bir araba almış olamamam hiç umurumda olmazdı. Ama paramın zekatını verip vermemiş olmam, israf yapıp yapmamış olmam, Allah'ın söylediği ibadetlere titiz olup olmamış olmam, Allah'ın söylediği haramları yerine getirip yani haramları gözetme konusunda takva sahibi olup olmamış olmam gerçekten şu anda beni gerçek endişem o olurdu. Ve hepimizin o gün gelecek. Ertesi olmayan güne kavuşacağız. Şu anda sanki ertesi olmayan gündeymiş gibi o soruyu kendimize sorup hayatımıza ona göre şekil verirsek o gün geldiğinde de ya işte yine eksiklerim var Allah affetsin ama hiç olmazsa işte Allah'ın istediği gibi yaşamaya gayret ettim diyebiliriz. En azından son orucummuş gibi, son namazımmış gibi, son zekatımmış gibi ibadetlere yaklaşabilir değil mi? Tabii. Mantık aslında Kur'an'ın söylediği bir mantık. Yani yaptığımız her fiilin sorgusuna çekileceğiz. Allah zerre kadar bir şeyin bile karşımıza konacağının dersini veriyor. Yani her namaz, her oruç, her ibadet, her haram, her umursamazlık, her cimrilik, her gıybet, her başkalarına verdiğimiz zarar ve her başkalarına karşıt yaptığımız iyilik, nefsimize kayırıp kayırmadığımız, yakınlarımızı kayırıp kayırmadığımız, adaletsizlik yapıp yapmadığımız. Bunların hepsi karşımıza konacak. O yüzden her an Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilinciyle yaşamak ve her an her yaptığımızın nasıl olsa karşılığını o sorgu alemi de vereceğimizi bilerek yaşamamız lazım. Şu andaki işte kültür, bize sunulan kültür bir yandan böyle çok müthiş bir derinleşme getiriyormuş gibi gözüküyor. Getiriyor da gerçekten ve güzel, bunlar çok faydalı. Mesela bir ameliyat yapılırken bir bakıyorsunuz o kadar büyük bir gelişme var ki elektron mikroskopla orada bir hücre işte kat kat büyütülüp orada çok mikro cerrahi bir ameliyat yapılıyor. Ne güzel, bu insanlığa faydalı, bununla emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Amin. Fakat bir bakıyorsunuz orada çok büyük o derinleşmeyi, o aletin geliştirmesini tasarlayan mühendislerinde, o ameliyatı uygulayan doktor da, onun yardımcı ekibinde falan müthiş bir mesela teknik, derinleşme, o sürecin o kaliteye kavuşması için arkasında yüzlerce, binlerce makale var. Bilim dünyası üst üste tuğlalar koyar oraya. Hepsi harika yani, olağanüstü. Fakat bir bakıyorsunuz birçok insan böyle bilimde, teknoloji üretmede müthiş bir derinleşmeye giderken ve bunu takdir ederken ben hayatı nasıl yaşamalıyım, niye buradayım, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularında bir derinleşmeyi önemsemiyor. Yani olabilecek en önemli konu bizim hayatımızla ilişki. Hayatımızı bu dünyada
kısa bir süre daha kaliteli yapmak veya uzatmak için müthiş bir yatırım yapıyoruz. Müthiş bir emek veriyoruz. Müthiş makaleler yazılıyor. Ne güzel. Fakat buradaki, bu dünyadaki hayatımızı güzelleştirmek için yaptığımız o emeği, ahiret hayatımız için, o ebedi hayatımızı güzelleştirmek için o emeği vermiyoruz. Kendi hayatımızı sorgulamıyoruz. Ameliyat masasındaki iki dikiş nasıl daha kaliteli dikilir, nasıl iltihap hasta kapmaz gibi çok yine dünyevi açıdan önemli soruları soruyoruz. Fakat bundan çok daha önemli olan, ben buraya niye geldim, neden buradayım sorularını sormuyoruz. Mobilyam nasıl en kaliteli olabilir, işte bu koltuk şeyleri yıpranmadan olur. İşte insanın vücuduna en uygun şekilde tasarlarız diye işte tasarımcılar, koltuk üreticileri en ucuz şekilde mal etmeden en kaliteli üretmeye kadar müthiş o soruyu soruyorlar. Orada müthiş bir derinleşmeyi görüyoruz. Fakat oradaki o derinleşmeyi, ben bu hayatımı nasıl en verimli şekilde yaşarım, Allah'ın istediğine en uygun yaşarım diye, oradaki derinleşmeyi birçok zaman hayatımıza taşımıyoruz. Maddede derinleşiyoruz ama manada eksik kalıyor bu derinleşme. Evet. Tabii Kur'an'da bir madde mani ayrımı yapmıyor ama tabii dediğiniz özüyle. Eyvallah. Yani bu, yani dinin koyduğu hedeflerde ona mana dersek derinleşme yokken, maddi dünyadaki, yani maddi bedenimizin hazlarını veya rahatını sağlaması için o ameliyatın düzgün olması, mobilyanın bedenimize uyması veya daha ucuz olması ve maddi bedenimizin ferahı ile alakalı bir şey. Onunla ilgili müthiş bir derinleşme ve müthiş bir çaba var. İşte günümüzdeki modernizmin aldatmacısı bu. Modernizm size böyle çok sığ bir suda iyi yüzmeyi gösteriyor. Nasıl bu suda en iyi şekilde yüzülür, bu sığ suda gösteriyor. Fakat oradaki en derin bir suda yüzmeyi, o en derindeki yüzmeyi yok sayıyor.